Cihaz TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Osmanoz. Bu videomuzda sizlere Vestel Venus Z30 alınır mı sorusunun cevaplarını vereceğim. Vestel Venus Z30 son zamanlarda piyasada son derece popüler bir akıllı telefon. Televizyon reklamlarında da görüyoruz, gazete reklamlarında da görüyoruz. Bu telefon şu an piyasada 2700 lira civarında fiyatla satılıyor. Burada ben önce telefonun özelliklerine değineceğim. Ardından da bu telefonu piyasadaki büyük rakipleriyle yani benim bu telefon yerine alınabileceğini düşündüğüm akıllı telefonlarla bir kıyaslama yapacağım. Kıyaslama yapmadan önce telefonun özellikleriyle başlayalım. Tasarım Tasarım tarafında Westerbönüs Z30'da metal ve cam gövde, 7.9 mm kalınlık ve 168 gram ağırlık var. Telefonun tasarımı hiç fena görünmüyor. Çantikli ekranla geliyor bu telefon. Cihazın ekranı 6.18 inç IPS LCD panele sahip. Bu panel gövdenin %82.2'sini kaplıyor. Ekranın çözünürlüğü 1080x2246 piksel çözünürlükte. 403 ppi piksel sıklığı var bu akıllı telefon ekranında. Yonga Seti tarafında Vestel Mediatek'in MT6763T kod adlı Helio P23 16 nanometrelik Yonga Seti'ni kullanmış. Bu Yonga Seti üzerinde 4 adet 2.5 GHz ARM Cortex A53 işlemci çekirdeği, 4 adet de 1.5 GHz ARM Cortex A53 işlemci çekirdeği olmak üzere toplam 8 çekirdekli işlemci bulunuyor. Bu işlemci ek olarak telefonda Mali G71 MP2 grafik işlemci, 4 GB LPDDR4X RAM, 64 GB depolama alanı ve SD kart yuvası bulunuyor. Telefonun yazılımı Android 8.1 Oreo, şu anda bu telefon Android Pie güncellemesini almadı. Yakında alacaktır diye tahmin ediyoruz. Ön kamera tarafında ise 16 megapiksel portre modlu bir ön kameramız var. Kameranın F değeri belirtilmemiş. Bu kamera 1080p 30 fps e video kaydedebiliyor. Arka kamera tarafında çift arka kamera olduğunu görüyoruz. Ana kamera 16 megapiksel faz algılamalı bir ana kamera. Bu ana kameranın da f değeri belirtilmemiş. Buna ek olarak telefonda 2 megapiksellik derinlik sensörü bulunuyor. Bu sensör sayesinde arka kamera bokeh efekti verebiliyor. Yani alan derinliği verebiliyor. Telefonun arka kamerası HDR çekimi 1080p 30fps e video kaydı yapabiliyor. Cihazda 3.5 mm jack yuvası ve suya dayanıklılık özelliği bulunmuyor. Kablosuz bağlantı tarafında ise Vestel Venus Z30'da 802.11abgn standartlarını destekleyen Wi-Fi 4 teknolojisi, bu ek olarak da Bluetooth 4 teknolojisi bulunuyor. Telefonda NFC ise maalesef bulunmuyor. Pil özellikleri tarafına bakacak olursak Vestel Venus Z30 3300 mAh dahili pille geliyor. Bu telefon hızlı şarj özelliğine sahip ama hızlı şarjında kaç watt olduğu yani kaç volt kaç amperde hızlı şarj yaptığı belirtilmemiş. Cihazın fiyatı da Türkiye'de 2020 1700 TL civarında şu anda. Bu fiyat internet fiyatları belki mağazalarda farklı fiyatlar görebilirsiniz. Şimdi gelelim telefonun rakiplerine. Bence Vestel Venus Z30'un şu anda piyasada o kadar çok rakibi var ki bunların hepsini buraya sığdırmaya açıkçası vaktim yetmezdi. O yüzden ben 4 tane güçlü rakip söyleyeceğim. Bunlardan ilki General Mobile'in GM9 Pro modeli. Bu da yerli bir akıllı telefon ve 1700 lira fiyatla satılıyor. Yani bu telefon şu anda Z30'dan 1000 lira daha ucuz konumda. Honor Play var. Huawei'in alt markası biliyorsunuz Honor ve Honor Play'in son derece güçlü teknik özellikleri var. Bu telefon 2200 TL civarında satılıyor. Buna ek olarak Galaxy A50 var. Samsung'un yeni akıllı telefonlarından biri. Bu telefonda geçtiğimiz videolarımızdan birinde ben sizlere tanıtmıştım zaten. O videoya da yukarıdaki karttan ulaşabilirsiniz. Meizu 16'nın 6 GB RAM'li ve 128 GB depolama alanlı versiyonu var. Şu anda bu 4 akıllı telefon Vesta Venus Z30'dan daha ucuza satılıyor. Sadece Meizu 16 6 GB ve 128 GB depolama alanlı versiyon hariç geri kalan telefonlar bu telefondan daha ucuza satılıyor. Şimdi gelelim asıl önemli noktaya telefonların karşılaştırmasına. Ben ekranınıza bir Excel tablosu yansıtıyorum ve bu tablo üzerinde açık yeşille belirttiğim kısımlar telefonların güçlü olduğu özellikleri gösteriyor. Burada toplamda 5 tane akıllı telefon var karşımızda ve öncelikle tasarımdan başlamak istiyorum. Tasarım tarafında Meizu 16'nın açık ara farklı üstünlüğü var. Meizu 16 hem metal gövdeli hem daha ince bir telefon hem de daha hafif bir telefon. Ekran tarafında Galaxy A50'nin üstünlüğü olduğunu görüyorum. 6.4 inçlik bir Super AMOLED ekran var burada. Ekran gövde oranı da iyi. Ekranın paneli de gayet iyi. Çözünürlüğünde de herhangi bir sorun yok. Yonga seti tarafında Honor Play'in üstünlüğü olduğunu görüyorum. Huawei Kirin 970 hem 10 nanometre mimarisiyle hem de performansıyla son derece başarılı bir Yonga seti. Buna ek olarak da Meizu 16'yı da buna denk gibi gösterebiliriz ama grafik işlemci vesaire performansında genel olarak Kirin 970'in benchmark testlerinde de oyun testlerinde de daha yüksek sonuçlara imza attığını görüyorum. O yüzden bu tarafın kazananı Honor Play oluyor. Yonga seti işlemci ve grafik işlemci tarafının Honor Play'de olduğunu söyleyebiliriz. RAM tarafında Meizu 16'nın üstünlüğü var. Çünkü bu telefonda 6 GB LPDDR4X RAM var. Ona ek olarak da 128 GB'lık eMMC 5.1 depolama alanı var. Depolama alanında da Meizu 16'nın üstün olduğunu görüyoruz. Burada bir noktaya değinmek istiyorum. Honor Play'in şu anda 64 GB UFS 2.1 depolama alanı var. Bu depolama alanı performans olarak diğer buradaki örneklerin üstüne çıkacaktır. Micro SD kart tarafında Vestal Venus Z30 dahil olmak üzere 4 telefonumuzda Micro SD kart yuvası bulunuyor. Bir tek Meizu 16'da bulunmuyor. Bu doğrultuda Vestel Venus Z30'un zaten rekabette bu 5 akıllı telefon ele alındığında rekabete tek artı olarak görünebilecek noktası micro SD kart yuvası dahil olanlara ekleyebilmiş olması kendisini. Yazılım tarafında Z30 ve Meizu 16 dışındaki bütün telefonlar Android 9 pay almış. Vestel Venus Z30'da Meizu 16, Android 8.1 Oreo'da kalmış görünüyor. Ön kamera tarafında galibiyetin Galaxy A50'de olduğunu söyleyebilirim. 25 megapiksel çözünürlüklü f2.0 diyafram açıklığına sahip, HDR destekli ve portre modlu bir ön kamera var. Buna ek olarak Meizu 16'nın kamerasını da hiç hafife almamak lazım. Orada da 20 megapiksel f2.0 bir ön kamera bizleri karşılıyor. Arka kamera tarafında ise galibiyet Meizu 16'nın oluyor. Bu rekabette bence en iyi arka kamera Meizu 16'nın ama burada tabii ki biraz deneyim de etkili olacaktır. Burada net olarak bunun üstün olduğunu söyleyemeyeceğim ama teknoloji ve özellikler doğrultusunda Meizu 16'nın arka kamerasının biraz daha üstün olduğunu görüyorum. Burada Vesta Venus Z30'un geride kaldığını görüyoruz. Diğer teknolojileri göz önünde bulundurduğumuzda bu telefonun arka kamerası biraz ilkel kalıyor. 3.5 mm jack yuvasına baktığımızda Vestel Venus Z30 hariç bütün telefonlarda jack yuvası var. Z30'da yok. Suya dayanıklılık bu 5 telefonda da bulunmuyor. Kablosuz bağlantı tarafında ben Honor Play'in üstün olduğunu görüyorum. Çünkü bu telefonda 802.11 AC Wi-Fi 5 teknolojisi, Bluetooth 4.2 teknolojisi, kategori 16 LT ve NFC teknolojisi bulunuyor. Honor Play biraz Bluetooth tarafında geride kalıyor aslında. Meizu 16'nın bu noktada biraz daha üstün olduğunu söyleyebiliriz ama Meizu 16'da da maalesef NFC yok. Dolayısıyla genel galip burada Honor Play gibi gözüküyor. Pil özelliklerine baktığımızda ise Samsung'un Galaxy A50 modelinin 4000 mAh dahili pili öne çıkıyor. 15 W hızlı şarj özelliğine sahip bu pil. Hızlı şarj teknolojisindeki şarj hızı konusunda ise Meizu 16'nın üstünde olduğunu görüyoruz ama Meizu 16'ında pil kapasitesi biraz düşük kalıyor. Şimdi son olarak geldik. Telefon alınır mı sorusunun cevabına. Ben bu noktada çok net konuşmak istiyorum. Vestel Venus Z30 bu fiyata asla alınacak bir telefon değil. Çünkü şöyle bir gerçek var karşımızda. Eğer yerli bir telefon almak istiyorsanız General Mobile'in GM9 Pro'sunda yerli olduğu belirtiliyor ki bu telefonların hiçbiri zaten %100 yerli olamıyor. Yonga setleri vesaire bir sürü parçaları dışarıdan geliyor zaten. Hani olabildiğince yerli olarak ele alındığında GM9 Pro şu anda Z30'dan tam 1000 lira daha düşük fiyata satılıyor. Ve bu telefondan çok daha iyi özellikler özellikleri bünyesinde barındırıyor. Eğer ki bundan biraz daha yukarı çıkarsanız Honor Play'in son derece güçlü özelliklere sahip olduğunu tablodan da görebilirsiniz. Bu telefon şu an Türkiye'de 2200 lira civarında satılıyor. Galaxy A50 zaten birçok kişi merak ediyordu. Birçok kişi de satın almış, kullanıyor. Kanalımızda da yorumlarını görüyoruz. 2500 TL civarında Galaxy A50 gerçekten çok güçlü özellikler sunuyor ki bu telefonda Vesta Venus Z30'dan 200 lira daha ucuza denk geliyor. En üst seviyede ise yani benim karşılaştırma yaptığım telefonlarda en üst seviyede ise Meizu 16'nın 6 GB RAM'li ve 128 GB depolama alanlı versiyonu var. Bu telefon şu an piyasada 2720 TL fiyatta bulunabiliyor. Bu da Vestel Venus Z30'un aşağı yukarı 20 lira üstüne denk geliyor ki hani şu anda cebinden 20 lira daha fazla çıkarmayacak bir insan olduğunu düşünmüyorum ben. Bu noktada Vestel Venus Z30 bence tamamıyla sınıfta kalıyor. Şu anda 2700 TL civarında bir telefon almak istiyorsanız bence Z30'u tercih etmemenizde fayda var. Arkadaşlar tüm bu bilgiler benim kişisel görüşlerimdir. Karşınızdaki tabloda da verdiğim teknik özelliklerin bana yansı sonuçlardır. Telefonlar hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız bu telefonları mümkün olduğunca ürün mağazalarında elinize alıp deneyerek daha iyi kararlar verebilirsiniz. Ben burada genel olarak bu akıllı telefonların özellik bazında fiyatlarının karşılığını verip vermediğini burada sizlere yansıtmaya çalıştım. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz herkese çok teşekkür ederiz. Konu hakkındaki yorumlarınızı da sayfanın alt kısmındaki yorum bölümünden bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. Cihaz TV YouTube kanalına abone olmayı ve cihaz.tv adresini internet üzerinden takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek görüşmek üzere. Hoşçakalın.